Mutlu sabahlar sevgili Artı TV izleyicileri. Bir medya kritik programıyla daha karşınızdayız. Dün bir özel durumdan dolayı karşınızda olamadık. Sevgili Dilek Dindar programı sundu sizlere. Kendisine teşekkür edelim önce. Daha sonra başlayalım programımıza. Ve şimdi ne yapalım? Gündemdeki tabii konuları sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle başlıkları aktarmaya çalışacağız. Sonrasında da gazetelerimizin bu gündem başlıklarına ne şekilde yaklaştıklarını aktarmaya çalışacağız. Biliyorsunuz tabii koronavirüsü konuşuyoruz. Yani koronavirüs olmasa ne konuşacaktık? Birçok şeyi konuşacaktık elbette. Türkiye'de iktidarın bir takım uygulamaları devam ediyor biliyorsunuz. Yani bütün halkı, daha doğrusu halkın geniş bir kesimini rahatsız eden uygulamaları devam ediyor. Bir taraftan da işte ekonomik durumla ilgili tartışmalar devam ediyor. Yani iktidara baktığınız zaman en son işte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamaları var. Berat Albayrak diyor ki yani Türkiye'nin sağlam bir mali yapısı var ve bu nedenle biz bu krizi hafif bir şekilde atlatacağız. Diğer yandan işte Türk lirasının tabii kaybetmesi, değer kaybetmesi, ölçü olarak gösterilen doların işte 7.20'lere kadar, 7.24'lere kadar, 25'lere kadar çıkması, daha sonrasında da gerilemiş olması, şu anda 6.96 civarında görünüyor dolar. Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii işte faizin ne olacağı, olmayacağı, bunlar tabii bir takım başka kriterlerle de ancak ayrıca belirlenen bir takım şeyler. Ve işte dolar işte bu kadar yüksek olmasına rağmen tabii hala işte bakanın ekonominin iyi durumda olduğunu söylüyor olması, ama diğer yandan buna karşı görüş geliştirenlerinde hayır canım durum öyle değil, durum gerçekten çok berbat ve batmak üzereyiz gibi iddiaları. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına İş Bankası, biliyorsunuz İş Bankası hisseleri uzun zamandır gündemdeydi. Yani CHP'nin hisseleri ve bunların hazineye devredilmesi yönünde yeniden bir talimat verdiği iddiaları, işte bu iddianın da yine iktidarın ekonomiyi kötü yönettiğini düşünenler tarafından, aha gördünüz mü işte bakın bir örnek daha, para bitmiş durumda, bu yüzden işte İş Bankası'na da el koyuyorlar gibi bir savunma içerisinde olmaları yani bir tartışmadır, sürüyor. Bunu konuşmak gerekiyor aslında, yani ciddi bir biçimde konuşmak gerekiyor, çünkü sonuç itibariyle bir ülkenin ekonomisinden bahsediyoruz ve artık hani tartışmalar ekonominin iyi olup olmadığı üzerine değil, batıp batmamak üzere olduğu üzerine yapılıyor. Ve dediğimiz gibi yani iktidar kanadına baktığınız zaman herhangi bir sorun olmadığını savunuyorlar. Muhalefet ya da iktidar gibi düşünmeyenler dersek daha doğru olacak bu konuyla ilgili olarak. Düşünmeyenler tarafına baktığımız zamansa artık batmak üzere olduğumuz gibi bir var, iddialaşma söz konusu. Şimdi bu meselelerden bir tanesi elbette sadece. İkincisi Türkiye'nin daimi problemi, yani kronik problemi, insan hakları meselesi. Şimdi her iktidar böyle geldiği zaman bir şekilde işte halka mavi boncuk dağıtır. Hatta bu iktidar bununla da yetinmedi. Bunlar çok planlı bir şekilde geldikleri için zamanında bütün dünyaya mavi boncuk dağıttılar. Yani işte Avrupa Birliği'ne gittiler, Kopenhag kriterleri dediler, olmaz işte biz Ankara kriterleri bile yaparız falan, Kopenhag olmazsa yani biz bunu onlar için yaptığımızı zannetmeyin. Biz aslında kendimiz insan haklarına önem verdiğimiz için bunları yapıyoruz, yapacağız falan filan gibisinden böyle bir şey yaptılar. Gerçekten de birkaç yıl iyi oldu. Yani o dönemle ilgili olarak mesela çok böyle negatif kayıtlar falan yok. Bir başarı sağlandı bir süreliğine. Fakat sonradan bu iktidar da titreyip kendine döndü. Yani en sonunda işte dediler ki buna, devlete hakim olanlar, devletin sahipleri dediler ki vallahi burası Türkiye, iktidarda kalmak istiyorsan yani bir işte hani işkenceye yol vereceksin, iki yolsuzluğa yol vereceksin, üç rüşvete yol vereceksin, dört milliyetçiliğe, ırkçılığa daha doğrusu yol vereceksin, beş mezhepçiliğe yol vereceksin. Eğer bunlara yol vermezsen sermayeye de yol vereceksin. Tamam. Yani şeylerin işte etnik olarak işte ayırabileceğimiz bir takım işte şeyler var. Yerler, kesimler, isimler var. Mezhepsel olarak ayırabileceğimiz yerler, kesimler, isimler var. İşte sınıfsal olarak ayırabileceğimiz yerler, kesimler, isimler var. Tamam, bunların canı cehenneme deyip bizimle beraber hareket ediyorsan, yani dünya kapitalist düzenine ayak uydurup onlara işte efendim diye hitap edip onların istediklerini yerine getirebiliyorsan kalabilirsin iktidarda dediler.
Ve iktidar da dedi ki hay hay tabii canım, yani bizim derdimiz zaten iktidarda kalmak. Aynı zamanda kendi sistemimizi de ufaktan ufaktan getirmek. Yani işte bu Osmanlıcılık, işte İslamcılık, şucu, susu, busu falan filan, zaten var olan şeyin üstüne, sosun üstüne bunu da eklediler. Ve bir taraftan işte o derin devlet bunlara dedi ki tamam, biz size alan açıyoruz, bu konuda istediğinizi yapabilirsiniz. Hani camileri mesela kendi şeyleriniz haline getirin, yani kendi merkezleriniz haline getirin. Onlar kamunun şeyi olmaktan, hizmeti olmaktan çıksın, sizin özel bürolarınız haline dönüşsün. İşte imamlar da aynı şekilde sizin mesela militanlarınız haline gelsin. Ne bileyim, buna benzer. İşte koskoca Diyanet Teşkilatı var. İşte ona da bu para ayırabilirsiniz ve istediğiniz gibi örgütlenebilirsiniz. Ayrıca işte bir takım milisler oluşturabilirsiniz, milis güçler oluşturabilirsiniz. Ayrıca paralel bir devlet oluşturabilirsiniz falan filan dediler. Ve bunlarla bir anlaşma yaptı. Şimdi bu işte iktidar, o kronik, her zaman Türkiye'de o değişmeyen kronik problemlerden faşizmin en alasını uygulamaya başladı. Dedi ki biz her işi iyi yaparız, bunu da iyisini, yani bunun da iyisini biz yaparız dedi ve devam ediyor. İşte arka arkaya insanlar hayatını kaybediyor. Yani işte ölüm oruçlarında insanlar hayatını kaybediyor. İşte HDP'ye yönelik olarak yapılan uygulamalar, kayyumundan tutun da işte gözaltılardan tutun da ne bileyim başka bir takım, işte en son Kars Belediyesi'ne yapılan, işte Ayhan Bilgen'e yapılan saldırılar. Bunun yanında işte CHP'ye yönelik olarak işte yapılan saldırılar. Ama aynı zamanda devam eden bir takım tartışmalar da var. Yani siyaset sahnesinde yeni şeyler mi oluyor, olacak acaba? Yeniden işte bir takım yerlere mavi boncuk dağıtacak mı bu iktidar? Aslında birkaç gün önce de değinmiştik bu konuya. Çok kısa bir şekilde hani geçmiştik birkaç cümleyle. Ama şimdi böyle şeyler de var. Ve siyaset dünyasında işte yeni bir takım eşitlikler mi oluşacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Tabii insanın aklına şey geliyor, yok canım o kadar da olmaz gibi bir takım ihtimaller geliyor ama işte bu siyaset, yani sonuç itibariyle siyaset olduğu için de siyasetçiden en azından zaten bir şey beklemek, hani bir ilkesel davranmasını beklemek çok da şey değil, normal değil. Dolayısıyla şey var, bunları da anormal gelişmeler olarak görmüyoruz, sürpriz olarak görmüyoruz. Peki, şimdi ne yapalım? İsterseniz yavaş yavaş biz bu koronavirüs meselesine gelelim. Yani bunun dışında konuşulan bir takım işte başlıklar var ve bu başlıkları işte böyle özetleyebiliriz. Peki korona ilgili diyeceksiniz ki ya tamam işte bunları geç artık bir kere, ama bizi doğrudan ilgilendiren korona şimdi. Biz bununla çok mutluyduk. Yani koronayla insanlar aslında mutluydu. İşte bir taraftan şey var. Son yıllarda işte o hani işte felaket filmleri var, işte dünyaya işte yayılan işte virüs bilmem ne falan filan filmleri var. Bunlardan bir tanesini aslında tavsiye edebilirim. Yani neydi? Salgın diye bir film var. Eğer izlemediyseniz onu izleyin. Gerçekten de çok güzel bir işlenmiş. Yani ağır giden bir film ama içerik olarak baktığınız zaman şu günleri tam olarak anlatıyor. Hatta öyle ki hani tam işte virüsün ilk yayıldığı andan itibaren nasıl o mekanizmayı anlatıyor. Tabii bu esnada aynı zamanda işte insan unsuru, her yere burnumuzu sokmak zorundayız ya, insan unsuru olarak da işte yaşanan kişisel bir takım işte hikayelerle birlikte örgülenmiş, örülmüş bir şey, bir film. Ama izleyin, Salgın, yani Türkçe adı Salgın, mümkünse altyazılı izleyin falan filan, neyse. Öyle bir şey, bir film. Şimdi buna benzer filmler zaten vardı. Yani işte hani distopik işte olarak değerlendireceğimiz başka bir takım başlıklar altında olsa da insana heyecan veren filmler. Çünkü artık herkes birbirinden bıkmış durumda. Yani bu kadar insan olarak. Ve herkes aslında yalnızlığı istiyor bir şekilde. Herkes macera da istiyor. Çünkü insan nesli olarak iyice sıradanlaşmış durumdayız. Ve şeyimiz yok hani... Yapacak bir şeyimiz yok. Bakın şu arkamda görmüş olduğunuz manzarayı göremiyoruz. Yani gideceğim ben işte bu şey kalktığında, virüs tehlikesi ortadan kalktığında döneceğim işte İstanbul'a. O stüdyoya gireceğim. Arkamda bir tane plazma olacak. Üstünde de şey yazacak. Medya kritik falan yazacak. Ondan sonra başka ne var? İşte yanımda da konuklar olacak. Bilmem ne. Yok, çok güzel. Bakın kuş sesleri, şunlar bunlar falan filan. Bir yandan biz bunu sevdik aslında.
Yani bunu sadece bu benim hani kişisel şu andaki durumum için söylemiyorum. İnsanoğlu olarak sevdik bunu. Ve hayvanlar da çok sevdi biliyorsunuz. Ortalık sessizleşince, o canavarlar bir kenara çekilince baktık ki bütün dünyada her tarafta tak 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 hayvanlar ortaya çıkmaya başladılar. Ve bunun yanında doğa da sevdi. İşte berraklaşmaya başladı her şey. Hava berraklaşmaya başladı falan filan. Neyse bu işin bir tarafı yani olumlu. Diğer tarafı da şu, insan yani psikolojisi olarak biz de kendimizi önemli hissetmeye başladık aslında bu virüsle birlikte. Şöyle önemli hissetmeye başlıyoruz. Bir kere bulunduğumuz çevre içerisinde biliyorsunuz dünyada her Türkiye'nin yani en önemli özelliklerinden bir tanesi dünyada her konuyu herkesten daha iyi bilmesi, en iyi bilmesidir. Salt olarak hatta en iyi bilmesidir. Hatta tek başına sadece onun biliyor olmasıdır. Ve dolayısıyla biz virüs konusunda her şeyi en iyi bilen bizdik. O yüzden çevremizde dolaşırken karşıda hareket etmeye başladık. İkincisi herkesin dikkat etmeye başladığı işte ne bileyim hijyene şuna buna falan filan mesafeye dikkat etmeye başladığı bir dönem oldu. Üçüncüsü neresinden bakarsanız bakın bir şekilde insanların normal düzenlerinden işte hep o kaçış var ya o işte distopik dediğim hikaye o kaçış şeyi duygusu tatmin olmaya başladı. Herkes kaçtı çünkü birbirinden ve bulunduğu ortamdan. Dördüncüsü şey var, action var. Yani action dediğimiz işte acaba gerçekten o çok kötü günler geliyor mu? İşte o bahsettiğim o salgın filminde olduğu gibi diğer filmlerde işlenen o felaket günleri geliyor mu falan gibi bir heyecanla. O yüzden mesela evet biz bu virüsü sevdik yani. Biz bu virüsü sevmiş olmalıyız. Bilinçaltımızda bu var. Hiç kimse şey diye düşünmüyor. Çünkü o bencillik devam ediyor insanda. Yani benim haricimdeki herkes hastalanabilir, herkese bulaşabilir. O yüzden zevkle yaklaşıyorduk biz bu virüs meselesine. Burada hafiften bir sadizm de söz konusu. Şey var, şimdi bunu konuşuyoruz, bunu yaşıyoruz, bunu devam ettiriyoruz. O yüzden şu anda bize en çok heyecan veren olarak biz bu virüsü duymak istiyoruz, virüsü konuşmak istiyoruz. Ve zaten bunu da yapıyoruz. Hala şu anda insanlar şeyi konuşmuyor. Yani işte ekonomi çok fena durumda iddialarını konuşmuyor. Ya da işte siyaset sahnesinde ya bu gene bir kurnazlık çeviriyor. Bakalım yarın kimlere teklif götürecek falan filanı konuşmuyor. Fakat virüsü konuşabiliyorlar. Biraz daha şey yani bu daha kolay bir konu olduğu için galiba. Çünkü aslında virüsten bahsediyoruz ama kimse görmüş değil. Kimse somut olarak yaşamış değil, soyut bir şeyden bahsettiğimiz için de biliyorsunuz felsefenin mesela ya da dinin en şanssız taraflarından bir tanesi herkesin o konuda istediği tefsiri, istediği görüşü öne sürebilmesi ve istediği gibi de sallayabilmesidir. Dolayısıyla bu virüs için de aynı şey geçerli. Çünkü soyut bir şeyden bahsediyoruz. Tamam virüs var. Yani ölenler var. Bir bakan var mesela. Bununla uğraşıyor. Samimi bir şekilde uğraştığına inanıyorum ben bakanın. Diğer yandan şey, işte bir iktidar var. Bununla işte uğraşıyor. Ne kadar şey samimi bilmiyorum. Şu açıdan söylüyorum. Gerçekten bir taraftan uğraşıyorlar ama diğer taraftan da kendi ajandalarını devam ettiriyorlar o anlamda. Falan filan. Evet böyle şeyler doğru, somut ama virüsün kendisi soyut. Vakalar aslında işte bize anlatılıyor. Yani işte 3.000 kişi öldü, 5.000 kişi öldü, 10.000 kişi öldü, 100.000 kişi yakalandı, 1 milyon kişi iyileşti. Falan filan. Bunların hiç haberiniz var mı? Yok, o da yok. Böyle bir şey, bir garip bir atmosfer var. Dolayısıyla biraz da bizim rahatlıkla bu virüs meselesini konuşuyor olmamız bundan kaynaklanıyor. Ve dediğim gibi de herkes istediği gibi rahatlıkla virüsü konuşabiliyor. Peki, şimdi madem ki öyle, yani herkes virüsü konuşuyor demek için 20 dakikadır konuşuyorum. Şöyle, ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda bizim size virüs konusundaki gelişmeleri ve haberleri aktarmamız gerekiyor. Öyle değil mi? Evet, öyle. Peki, öyleyse ne yapıyoruz? Şimdi bu haberlere bakıyoruz. Peki, nereden bakalım? Başlayalım şimdi. Mesela Brezilya'dan bir örnek vereceğim şimdi. Bugün başlıkları şey böyle kategorize etmedim. Yani işte bir yerden bir yere atlayabilirim bu anlamda. Ya daha demin işte
şeyden bahsediyordun, ne bileyim işte Türkiye'den bahsediyordun, biraz sonra işte Antarktika'dan bahsediyorsun diye düşünmeyin o yüzden. Programın sonunda birleştirin hepsini, parçaları. Aynı film gibi. Ne güzel değil mi? Bakın, ha, bu da bir film. Evet, şimdi Brezilya'da devlet başkanı var biliyorsunuz bir tane. Bolsonaro. Yani bir de şey var yani bu şeyin, yani virüsün ortaya çıkarttığı bir takım portreler var. Şimdi Erdoğan'ı biliyoruz. Erdoğan'ın yani portresini görebilmemiz için yeni bir virüse falan ihtiyacımız yok. Yeni bir felakete, yeni bir... O, onu biliyoruz zaten. Yani o tamam, o bizim şey burada duruyor. Yani bizim derken bizim Cumhurbaşkanımız yani o anlamda. Tamam, duruyor. Peki başka? Trump'ı da az çok tanıyorduk. Fakat bu şey, Bolsonaro, yani Brezilya devlet başkanı, sadece faşist. Yani şimdi sadece faşist bir adamdan ne beklersiniz? Siz tabii ki saçmalamasını beklersiniz. Yani mantıklı herhangi bir şey beklemezsiniz. Şimdi burada biliyorsunuz o bir süre önce şeyle gündeme gelmişti bu. Diyordu ki, neydi o? Ya ölecek olan ölecek, yani ne olacak falan filan. Yani şimdi bir taraftan baktığınız zaman evet, yani bir devlet başkanının hani duygusal yaklaşmaması gerekiyor. Sonuç itibariyle Türkiye'de de, Amerika'da da, başka yerlerde de, işte Almanya'da da işte virüsle en iyi mücadele eden ülkelerden bir tanesi. Bunun hesabı yapılmıştır mutlaka. Yani yani şu virüs işte 100 bin kişiye bulaşır, işte %10'u ölse 10 bin kişi eder falan filan. Devletler elbette ki böyle şeyleri yaparlar. Bu da doğaldır çünkü. Yani çünkü herkes bir gün ölecek gerçekten, şey gibi, hani dinsel bir ifade gibi oldu. Ama orada da ifade edildiği gibi, evet yani gerçekten işte bu olacak ve işte bazı zamanlarda bunun toplu bir şekilde olması ya da sayının işte normal istatistiklere göre, ortalamalara göre yüksek olması normal, olası bir şey. Dolayısıyla şimdi de böyle bir şey olabilir. Fakat bu adamın şeyden farkı şu, yani herhangi bir mesela insancıl devlet başkanından ya da yöneticisinden farkı şu, bu adam açıkça cehennemin dibine kadar, yani ne yapayım yani ölen varsa bana ne diyor. Şimdi şey demek başka, işte maalesef hani bir takım insanları kaybetmemiz olası, bu da normal bir durum demek başka, bunu tıbbi bir durum olarak işte anlatmak başka, bir de şey var yani duygusal yönden işte canı cehenneme, yani öyle ölsün bana ne demek başka bir şey. İşte bunu söyleyebilmek için sağcı ve faşist olmanız gerekiyor. Yani yani sadece faşist de olabilirsiniz ama bu durumda sağcı olmuş olmanız gerekiyor önceden. Sadece sağcı olabilirsiniz. Bu da yeterli aslında böyle konuşmanız için. Elbette ki istisnalar da kaideyi bozmaz, onu ifade edelim. Ve şimdi bu kişinin dikkate almadığı ve işte ölen ölsün dediği Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 749 arttı ve 13.149'a yükseldi. Bunu artı gerçekten aktarıyorum size bu haberi. Peki, bunun yanında Brezilya'nın nüfusu tabii 210 milyon. Yani şu ana kadar da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bu arada tabii Bolsonaro'nun şöyle bir ifadesi var. Ne yani? Onun için üzgünüm, ne yapmamı istiyorsunuz? Diyor Bolsonaro. Bu, başka bir şey yok. Peki, şimdi ne yapalım? Tamam, gelelim isterseniz başka bir habere. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması var. Bunu da artık gerçekten... Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey bir yetkilisi şunu söylemiş. Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir. Bu virüs çekip gitmeyebilir. Evet, şu ana kadar mesela birçok ülkede bu virüse karşı, virüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları yapıldığı ya da işte yani bu şeylerde çalışmaya doğru adım atıldığı yönünde bir takım açıklamalar vardı. Tabii bunlar şeyi insanın aklında, kafasında şeyi yaratıyor. Yani ha tamam, bilim adamları işte bu işe el attıysa önümüzdeki bir süre sonra aslında bunun çaresi de bulunacaktır aynı zamanda. Şimdi bir taraftan hani demin diyordum ya, insan kendisine bulaşmaz özgüveninin zevkini yaşıyor ya virüsle ilgili olarak. Bütün işte
macera, bütün işte çevresindeki şeyiyle, kendisini önemli hissetmesiyle falan filan. Tamam. Ama aynı zamanda bir korku var. Gizli bir korku var. O bastırılmış bir korku. Lan ya bana da bulaşırsa vallahi gideriz falan filan gibisinden. Bu yüzden mesela böyle bir şey, haber. Yani işte aşı yapmaya, aşı çalışmalarına başladık haberi mesela. Sanki aşıyla ilgili gerçekten adım atılmış gibi kabul ediliyor. Çünkü insan kendini kandırmaya meyilli. Burada işte mesela bizi uyandıran bir şey bu. Ve şöyle, bu virüs çekip gitmeyebilir. Üst düzey Dünya Sağlık Örgütü yetkilisinin ifadesi bu. Mike Ryan diye birisi. Ve bakıyorum, evet, şöyle, dünyanın pek çok ülkesinde normal yaşama yeniden dönüş için önlemlerin gevşetilmesine yönelik adımlar atıldığını belirten Ryan, bununla birlikte salgının kontrol altına alınabilmesi için çok uzun bir yol olduğunu vurguladı. Ryan, hepimiz yeni salgın dalgaları tespit edilmeden tecritlerin gevşetilmesi durumunda halk sağlığı ve ekonomik felaketlerin kısır döngüsünün ortaya çıkmasından endişe ediyoruz, dedi. Şimdi ne diyor burada? Bakın, diyor ki hepimiz yeni salgın dalgaları tespit edilmeden tecritlerin gevşetilmesi durumunda halk sağlığı ve ekonomik felaketlerin kısır döngüsünün ortaya falan filan. Şimdi yani gevşemeden bahsediyor. Diyor ki gevşeme kardeşim, gevşemeyin. Tamam, gevşemeyin de nasıl olacak? Şöyle bakalım. Bakın ping pong. Neredeydi? Bir haber şimdi nereden? Bunu da bir günden aktaralım. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Profesör Doktor Ahmet Demircan, üyesi olması lazım galiba, o kelime yok. Alışveriş merkezlerinin önlerinde oluşan kuyruklara ilişkin, buna amaçsızca yüklenmenin, gidip oraları dolaşmanın anlamı yok. AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil. Varsa bir ihtiyacımız, illa oradaysa bunu planlayıp nokta atışı olarak o mağazaya girip alıp çıkmaktır bunun doğru olanı, dedi. Evet. Şimdi bu burada bu açıklama, bize bu haber iki şeyi anlatıyor. Bir, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir doktor katılmıştı programımıza, Mustafa Bey. Soyadını şimdi hatırlamıyorum ama enfeksiyon uzmanı. Ve dedi ki bilim kurulundan tanıdığım, yani hemen hepsini işte tanıyorum dedi, bilim kurulunda olanların hiçbirisi bu şeye, yani AVM'lerin zamansız açılmasına onay vermiyor, dedi. Bu haber bir, bize bunu anlatıyor. Yani Mustafa Bey'in söylediğini destekliyor bu haber. Çünkü burada konuşan kim? Bilim kurulu üyesi. Diyor ki, buna amaçsızca yüklenmenin, gidip oraları dolaşmanın anlamı yok. Yani şunu söylemiyor, ben karşıyım demiyor. Ama farklı bir yoldan söylüyor. Vatandaşa diyor ki gitme kardeşim, diyor. Peki ikincisi şu. Varsa bir ihtiyacımız, illa oradaysa bunu planlayıp nokta atışı olarak o mağazaya girip alıp çıkmaktır bunun doğru olanı, dedi. Yani nokta atışı yapmak. Yani eğer gerçekten ihtiyacınız varsa AVM'ye gitmek. Bu neyi ortaya çıkartıyor buradaki cümle? Yani bu haberde ikinci bir şey daha var dedik ya işte. Bu da şunu ortaya çıkartıyor. Bizim halkımız AVM'ye gezmek için gidiyor. Ya inanılmaz bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Ya dükkanlar var, cam mekanlar var, yani vitrinler var işte. Ve orada işte ne var? İşte hani giysisi var, parfümü var, bilmem, bilmiyorum yani bir türlü şeyi var. Ve insanlar buraya gezmeye gidiyorlar. Nereye gidiyorsun? Gezmeye. Nereye? AVM'yi gezeceğim. Böyle bir kültü var. Ve adı alışveriş merkezi, yani alışveriş ve gezinti merkezi falan değil, AVGM falan değil yani, AVM. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü o tıkış tıkış, özellikle İstanbul gibi yerlerde insanların gezebilecekleri yerler yok. Yani ev mesela işte çıktı diyelim ki, mahallesinde park yok ki, ya da kaldırımda yürüyecek şeyde, yolda yürüyecek kaldırım yok ki. Ya da ortalık varsa bile kaldırım zaten berbat durumda. Peki ne yapacak? Gezmeye gidecek. Bu ihtiyacını karşılamak zorunda. Ne yapacak? Bunu işte AVM'de yapacak.
Yani bu işin bir de diğer tarafı. Hani insanların bir şekilde şey olması, işte uzun kuyruklar oluştu falan filan oldu, oraya gittiler, bilmem ne yaptılar falan filan, görmemiş gibi koştular bilmem ne dediğimiz zaman aslında böyle bir şeye de işaret etmiş olduk o haberlerle. Neden bu insanlar hani birden fırladılar ve işte AVM'lere koştular? E çünkü kendi mahallelerinde bir şey yok ki. Yani o hizmet oraya götürülmemiş, o yok. Ha bir de bir şey var, bizim millette okuma alışkanlığı yok. Ne zannediyorsunuz? Yani bütün bu işte AVM'ye koşanlar daha önceki o 20-30 günlük süre içerisinde evde kitap mı okuyordu? Yok, okey oynuyordu. Yani aynı kafadan neyi bekliyoruz? AVM'ye gitmesini bekliyoruz. Başka ne bekleyeceğiz? Böyle bir şey. Bunu da ortaya koyuyor bu haber. Ve uzman diyor ki, bilim kurulu üyesi diyor ki, gerçekten bir şeye ihtiyacınız var. Botama ihtiyacınız var. Yani tamam. Nereden alabilirsiniz? Mutlaka işte biliyorsunuzdur, önceden bir alışveriş kültürünüz vardır. Gidin o mağazadan alın ve çıkın. Ama bizde öyle değil. Çünkü niyet o değil aslında. Evet, böyle bir haberi de sizlere aktarmış olalım. Şimdi hani şeyle ilgili olarak söylüyorum. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey yöneticisinin uyarısı var. Aman aman dikkat, yani öyle gevşemeyin. Bakın bunun ikinci dalgası gelebilir. Gelirse durum berbat olur diyor. Ve diğer yandan da bilim kurulu üyesi de diyor ki kardeşim bu nedir, yani niye açıyorsunuz hani AVM'leri falan filan. Ha bunun yanında tabii şey var, iktidarın işte şeyleri neydi, işte bayram iznini işte 4 güne çıkarma falan filan gibi bir çalışmaları varmış. Ama şimdi bu bilim kurulu üyesinin AVM'ye gidenleri uyarması ve bizim onun üzerine söylediklerimiz var ya, bakın onu destekleyecek olan bir şey, yani zihniyeti ortaya koyması açısından bu haberi aktaracağım size. Duvardan aktaracağım. Üfürükçü korona üfürdü. Virüs mahalleye yayıldı. Korona virüsünden korunmak için üfürükçüye giden mahallede üfürükçünün virüslü olduğu ortaya çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Yani sizi koruması için üfürükçüye gidiyorsunuz ve adam size sürekli koronayı üflüyor. Üf, üf, üf diye korona üflüyor size. Yani böyle bir şey. Şimdi virüsün yayılması nedeniyle mahalle karantinaya alınırken Kayseri Tabip Odası üfürükçüye gitmeyin uyarısında bulundu. Tabip Odası'nı bu halk dinler mi? Dinlemez. Yani şimdi Kayseri biliyorsunuz neyle gündeme geldi? En son işte bir takım faşistlerin şeyin İbrahim Gökçek'in cenazesiyle ilgili olarak yaptıkları şovlarla gündeme geldi. Aynı Kayseri bu potansiyeli taşıyor mu? Şimdi yani bir hani şehirde yaşayanlarla ilgili olarak genelleme yapmak doğru değil. Ama şöyle bir şey var. Aynı Kayseri'de mesela biz buna karşı bir şey de görmedik. Halk içerisinde söylüyorum. Yani bu işin hani tarafı sayılabilecek olanlarla ilgili olarak söylemiyorum. Siz nasıl olur da bir cenazeye böyle saygısızlık gösterirsiniz diye bir tepki de görmedik. Neyse, aynı Kayseri'de işte insanlar tabip odasını dikkate almaz. Neden? Çünkü bizatihi iktidarın kendisi bu tabip odalarını dikkate almıyor. Eğer siz Ankara'da işte bütün yayınlarınızla, Star'ıyla, Yeni Şafak'la, Olsuyla, Star diye bir şey daha internet sitesi olarak falan filan devam ediyor da, bunlarla siz eğer tabip odasını itibarsızlaştırırsanız, tabii ki insanlar tabip odası açıklama yaptığı zaman, çağrı yaptığı zaman bu çağrıya uymazlar. Ve tabii ki bu insanlar üfürükçüye giderler. Ve tabii ki bu üfürükçü virüslü olur. Ve tabii ki bu üfürükçü virüsü sizin yüzünüze hem de yüzünüze üfürür. Bu kadar. Sonra da mahalleyi karantinaya alırsınız. Tıpkı virüsü Suudi Arabistan'dan buraya getirdiğiniz gibi. Yani düşünebiliyor musunuz? Koskoca bir ülkeye virüsü bulaştırdılar ve aslında bu skandalı kapatmaya çalışıyorlar. Yani bu şeyle birlikte, virüsle birlikte bu skandalı kapatmaya çalışıyorlar. Yani bu virüs çalışmalarıyla, yaptıkları çalışmalarla. Çünkü dediler ki eyvah, yani biz çok büyük bir hata yaptık. Ve şimdi artık bu hatayı düzeltmemiz gerekiyor. Bu aslında bu iktidarın Türkiye'ye getirmiş olduğu bir virüstür. Bu iktidarın umrecilerin eliyle
Türkiye'ye getirmiş olduğu bir virüstür. Başka bir şey değil. Var mı mesela, bu konuda hep çalışmalar yapılır. Yani ve bu da saptanabilir. Dersiniz ki virüs işte ilk önce şurada görüldü, şurada görüldü, şurada görüldü, şurada görüldü, şurada görüldü, şurada görüldü. Sonra şey yaparsınız, geriye doğru bir gidersiniz. Tamam. Gittiğiniz zaman da bunun nereden kaynaklandığını bulabilirsiniz. Ve Türkiye'de böyle bir çalışma var mı? Yok. Yani ama insanlar biliyor. Yani bu virüsün oralardan geldiğini insanlar biliyorlar. Peki, şimdi gelelim bir başka boyutuna bu meselenin. Siz işte gerçekten bilim insanlarını da dışlarsanız bu konuda ve onları dikkate almazsanız, insanlar da bilim insanlarını dikkate almazlar ve nereye giderler? Üfürükçüye giderler. Bu arada star dedik de şimdi dün, yani hani saçmalık ancak bu kadar olabilir. İnsanla şeyle, aklıyla dalga geçiyorlar, alay ediyorlar. Tabii kendi okuyucularıyla alay ediyorlar. Yani ben çok acıyorum şeyin, Star'ın falan okuyucularına gerçekten acıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bir şey, internet gazetesi şöyle bir başlık atabiliyor. Oha! Acil bir durum oldu. Benim önümdeki şu alet güneşten dolayı çok ısındığı için uyarı veriyor, çalışmıyorum diye. Onu şöyle patlamadan önce bu tarafa bırakayım. Star diye bir şey var biliyorsunuz. İnternet sitesi var. Adamlar diyorlar ki işte çöken sağlık sisteminden dolayı Avrupa'dan Türkiye vatandaşı olmak için başvuruda bulunanlar varmış. Bu size hakikaten inandırıcı geliyor mu? Yani bunlar niye kendi okuyucularına yalan söylüyorlar? Şu olabilir, yani kişisel olarak insanlar şunu söyleyebilirler. Vallahi ben ülkenizi çok sevdim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyorum. Olabilir. Ama sanki ortada şeymiş gibi, hani insanlar işte Türkiye sınırına dayanmış ve Türkiye'den sığınma istiyorlarmış gibi bir hava yaratmanın bir anlamı var mı? Yani kendi okuyucunuza neden bu saygısızlığı yapıyorsunuz? Neden bu yalanları söylüyorsunuz? Kim bırakır yani işte Avrupa'yı, Avrupa'nın herhangi en fakir ülkesini kim bırakır da Türkiye'ye gelir yaşamak için? Ancak deliler yapar bunu. Yani aklı olmayan birisi yapabilir bunu. Ve aklı olmayan insanlara dünyanın her yerinde rastlayabiliyoruz. Evet, böyle bir şey. Şimdi diğer yandan şeye bakalım. Gazetelere falan bakalım diyeceğim. Ama şöyle bir şey var. Eğer benim şey soğursa alet, oradan gazetelere bakacağım. Peki başka ne gibi bir takım şeyleri, hani başlıkları konuşuyoruz bununla ilgili olarak? Bir hükümette bu meselenin önümüzdeki dönemde ne kadar tekrar hani şiddetli olacağı, olmayacağı, olup olmayacağı konuşuluyor, tartışılıyor. Yani işte bilim kurulu dediğimiz şey yine aslında görevi bir şekilde şu anı değerlendirmek, şu anla ilgili bir çözüm bulmak ama bunun yanında gelecekle ilgili olarak projeksiyonlar da yapmak. Ve baktığımız zaman bunun tam olarak yerine getirilemediğini görüyoruz. Çünkü dikkat edin, işte ne bileyim, bakan daha önce şey yapıyordu, konuşuyordu. Fakat şimdi eskisine göre daha az konuşuyor bakan. Neden? Çünkü bir araştırma göstermiş ki bakan reisinden yani daha şey olmuş, daha popüler hale gelmiş halkın gözünde. Böyle olur mu bu? Olmaz. Böyle olmayacağı için de ne olur? Bakanı biraz şöyle bir susturalım, biraz geriye çekelim bakalım demiş olabilirler. Bu nedenle mesela bakan artık sadece istatistik açıklayan bir müsteşara dönüşmüş durumda. Ve şimdi böyle bir durumda bilim kurulundan siz ne beklersiniz? Bilim kurulu, çünkü aslında bilim kurulu çok şey yapabilir. Yani oradaki insanların şahsı ya da birikimiyle, kariyeriyle ilgili olarak söylemiyorum bunu. Fakat
izin vermiyor. Yani siyasi erk bilim kurulunun çalışmasına izin vermiyor. Diyorlar ki siz en ciddi bir biçimde kendi çalışmalarınızı yapın, bize raporlarınızı sunun, biz bu raporları alalım, bizim süzgecimizden geçecek bu. Ancak ve ancak bizim işimize yarayacak şekliyle bu raporları biz sizlere, kamuoyuna açıklarız. Ve üstelik bir de ne yapıyorlar? Burada şey de var aslında, emeğe saygısızlık da var. Çünkü bilim kurulunun hiçbir şekilde adı anılmıyor. Sanki gerçekten bütün şeyler, bilimsel veriler işte bakan tarafından saptanmış gibi ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saptanmış gibi hareket ediliyor. Ve dediğimiz gibi de o bilim kurulu yok sayılıyor maalesef. Peki, şimdi tabii şeyden, bilim kurulundan da bu şekilde bahsettikten sonra, çünkü dediğim gibi yani bilim kurulunun bir şekilde bu AVM'ler başta olmak üzere bir takım erken uygulamalara karşı olduğu yönünde bilgiler mevcuttu. Ve şimdi bir bilim kurulu üyesinin bu konuyla ilgili olarak, yani AVM'lerle ilgili olarak tabii iktidarı eleştiren değil doğrudan ama doğrudan vatandaşı uyarmak üzere şeyleri, yayınlanan eleştirileri bunu gösteriyor. Bu arada tabii şey var, yani işte ligler işte devam edecek mi, yani Haziran'da olacak mı olmayacak mı falan filan tartışılıyor. Tamam, o günler gelecek ama birilerinin yine buna itirazı söz konusu, çünkü aynı tehlikenin devam etmekte olduğunu görüyoruz. Yani bu işte toplu bulunulacak olan yerler için geçerli. Diyeceksiniz ki yani seyirci olmayacak. Tamam, olmayabilir ama işte futbolcuların da olduğu, işte hakemlerin de olduğu, gazetecilerin olduğu, yorumların olduğu, en azından bir yorumcuların olduğu bir ortam olacak. Ve bu nedenle mesela bazıları buna tepki gösteriyorlar. Diyorlar ki yaptığınız yanlış. Çünkü şeye baktığımız zaman, işte Avrupa'ya baktığınız zaman, işte Fransa'da mesela şampiyon ilan edildi. Diğer bazı ülkelerde de evet şampiyon ilan edildi. Tamam, buna bir itiraz da söz konusu. Fakat şöyle bir şey de var. Gerçekten büyük riskler var ortada ve bu iktidar sanki bu riskler yokmuş gibi hareket etmeye devam ediyor. Yani bir yandan işte insanlara şeyin özgüvenini vermeye çalışıyorlar. İşte yani her memlekette işler yolunda, yani her şey yolunda. Hiç merak etmeyin, biz bu meseleyi işte daha önceki krizlerde olduğu gibi, ekonomik krizlerde, başka bir takım krizlerde olduğu gibi, biz bu meseleyi de atlatacağız ve hafif bir şekilde atlatacağız ve dolayısıyla şey var, yani bir özgüven şey yapmaya, aşılamaya çalışıyorlar insanlara. Bunun tabii başka yolu, yönü daha var bu işin. Seçim meselesi. Yani seçim olacak olmayacak ısrarla mesela gerçekten de önümüzdeki aylarda seçim olacak diyenler var. Yani özellikle işte Ekim Kasım'ı işaret edenler var. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ancak şöyle bir şey var. Şimdiki işaretlere baktığınız zaman bir şekilde bunu görebiliyorsunuz. Yani iktidarın bu olasılığı da göz ardı etmediğini, yani yarın seçim olacakmış gibi hazırlandığını, hiç seçim olmayacakmış gibi de bunu belli etmediğini görüyoruz. Aslında bence en doğru tanımlama bu, bu konuyla ilgili olarak. Yani her an işte seçim kararı alınabilir, alındığı anda hazırlıksız yakalanmamak üzere diğer partilere göre daha avantajlı bir konuma gelmek üzere şeyler. Yani tam bir teyakkuz durumundalar. Bu da tabii muhalefette olsun, diğer işte bazı kesimlerde olsun şey yorumlarına yol açıyor. Bunlar baskın bir seçime gidebilirler yorumlarına yol açıyor. Peki bu durumda bir takım partilerin durumu ne olacak? Yani bundan sonra işte mesela işte MHP ile AKP ittifakı şey yapabilecek mi? Yani daha önceki, tırnak içinde söylüyorum, başarılarını yakalayabilecekler mi? Bu beraber mi devam edecekler, yoksa işte şeyin daha önce biliyorsunuz MHP tarafından daha önceki aslında bir videonun da gündeme getirilmesiyle şey başlamıştı. Yani bugüne kadar dönüşüm noktalarında, Türkiye'nin dönüm noktalarında şeyin, Devlet Bahçeli'nin işte Ecevit'le olan dönemden bu yana düşünecek olursak, Devlet Bahçeli'nin şeyi var.
sanki masadan kalkması bekleniyor gibi ve niyeyse Devlet Bahçeli bu görevini yerine getiriyor her seferinde. Ha kim tarafından söyleniyor bu kendisine, nasıl söyleniyor falan filan onu bilmiyoruz ama işaret fişekçisi Devlet Bahçeli oldu. Dolayısıyla şimdi de mesela MHP'den hani böyle seslerin çıkıyor olması bir işaret fişeği sayılabilir mi diye değerlendirildiği içinde işte şeyin MHP'nin tek başına iktidar olup olmak istemeyeceği ya da daha doğrusu iktidar olamayacağı kesin zaten. Yani bunu kendileri de biliyorlar. Ama bir şekilde AKP ile bundan sonra devam edip etmek istemeyeceği, tıpkı işte bir zamanlar işte DSP ve şeyle ANAP'tı galiba kurdukları o şeyde koalisyondan ayrılmaları gibi devam edip etmeyeceği şey değil, belli değil. Şimdi bu var. İkinci şey var. İYİ Parti'nin durumu ne olacak? Son günlerde işte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamış olduğu bir takım şeyler var. Yani yapmış olduğu bir takım açıklamalar var. Yani hem bir taraftan oturalım kardeşim memleket partileri olarak masaya ama diğer taraftan HDP gibi bir parti var ve bu konuyla ilgili olarak da şey var. Yani işte birbiriyle çelişen bir takım işte açıklamalar söz konusu ya da tavırlar söz konusu. Bu arada tabii HDP'den gelen bazı açıklamalar var. Diğer yandan tabii Sırrı Süreyya Önder'in mesela yapmış olduğu açıklamalar var. Buna işte İYİ Parti'den gösterilen bir tepki söz konusu. Yani zamanı mı şimdi bunları söylemenin? Tamam bir zamanlar böyle bir şey olmuş olabilir falan filan gibisinden. Ama diğer yandan İYİ Parti ile AKP arasında herhangi bir yakınlaşma olur mu diye soranlar var. İşte HDP ile AKP arasında, AKP'nin HDP'ye yönelik böyle bir teklifi olabilir mi? Olursa mesela buna karşı nasıl bir cevap verilir? Çünkü daha öncesinde böyle bir takım şeyler denendi. Yani yerel seçimde denendi ve HDP biliyorsunuz tavrını net bir biçimde ortaya koymuştu. Şimdi bundan sonra acaba mesela böyle bir şey olur mu olmaz mı? Şey var yani o ortada karışık bir durum söz konusu. Dolayısıyla bu iktidar hani yeni bir şeye doğru, yeni bir sürece doğru giriyoruz şeyinde de olabilir, hazırlığında da olabilir. Ve işte bu nedenle bu yaz gerçekten de sıcak geçecek gibi görünüyor. Şimdi şey de var, bunun yanında tabii bilim insanlarının yapmış oldukları açıklamalar var. Yani 2020'nin tarihte belki kaydedilen en sıcak yıl olacağı yönünde bir takım tahminleri söz konusu. Ne kadar gerçekleşir, ne kadar gerçekleşmez bunu şu anda kestirebilmek mümkün değil. Ancak böyle bir takım uyarılar yok değil. Evet, şimdi saatlerimiz 11.42'yi gösteriyor. Biraz sonra tabii programın sonuna doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Benim bu alet bakayım ısındı mı? Hah, evet soğumuş. Isındı mı diyorum, soğumuş. Şimdi soğuduğu için size ne yapabilirim? Gazete aktarabilirim. Evet, bakalım. Bing bong. Şimdi burada. Evet, şimdi. Cumhuriyet gazetesiyle başlayalım. Hızlı bir şekilde geçelim. Çünkü 2-3 dakikamız kaldı sadece. Halka ceza diye bir başlık var. Soruşturma yağmuru ve yurttaşa yardım engeline CHP'li belediyeler isyan etti. Evet, burada bir takım belediye başkanlarıyla, başkanlarının söyledikleri var. Cumhuriyet gazetesi bakın burada şey... Yani dün Mansur Yavaş'ın Twitter hesabından yapmış olduğu bazı açıklamalar vardı. Gerçekten ama gerçekten bu AKP halk düşmanlığı yapıyor. Yani siz işte Mansur Yavaş'a mı oy verdiniz? Canınız cehenneme. Görün bakalım bütün her taraftan bunların yollarını tıkayacağız ve size hizmet veremeyecek hale gelecekler. Politikasını yürütüyorlar. Bakalım nereye kadar gidecek bu mesele. Yani Bülent Arınç'tan bu konuyla ilgili açıklama da bekliyoruz. Yani... Bakalım, Bülent Arınç biliyorsunuz arada bir çıkıntılık yapıyor ya parti içerisinde. Gerçi sonrasında ne hale getirirler onu bilmiyorum ama olsun yine de herhalde yapar. Yani kendisini en azından vicdanen bağımsız görüyordur. Yani vicdanını sadece AKP genel merkezine falan bağlamış değil galiba. Peki, gelelim nereye? Çocuklarla ilgili olarak, çocuklar biliyorsunuz dün bir süreliğine sokağa çıkma izni verildi. Ve burada... Çok güzel şey var. Bir fotoğrafla, bir haberle yer vermiş Cumhuriyet gazetesi. Evrensel'de de aynı haberi görüyoruz. Yani çocukların o sevinçlerini. Fakat büyüttüğü şey
Başlık pandemiyle mücadelede görünmeyen emek başlığı. Sağlık emekçileriyle birlikte hastanelerdeki temizlik işçileri de pandemi döneminde sağlık hizmetinin bir parçası olarak çalışmalarını fedakarca sürdürmelerine rağmen ayrımcılığa maruz kalıyorlar diye bir başlık var. Bir Gün gazetesine bakıyoruz. İktidarın rehaveti vakaları patlattı diye bir başlık var. Uyarıları dikkate almayan iktidarın erken normalleşme hamlesi nedeniyle 9 kentteki vaka sayısında adeta patlama yaşandı. Ve bakıyorum, yoksulluk korona salgınından beter başlığı var. 900 bin hane salgının başladığı Mart ayında elektriğe kesik girdi. 118 bin hane ise elektrik borcu nedeniyle icralık rakamlar bakan dönmezden. Peki başka ne var? Geliyoruz şimdi Yeni Yaşam gazetesine. Seçilmişe cefa, yandaşlara vefa başlığı var. Muhalif belediyeler ve STÖ'lerin yurttaşlara yardımları engellenirken İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan vefa grubuyla hareket eden yandaş kuruluşlar için her yerde devlet olanakları seferber ediliyor. Ve burada bunun şeyini görüyoruz, başlığını görüyoruz Yeni Yaşam gazetesinde. Saatlerimiz 11.45'i gösteriyor. Şimdi başka bir gazete daha aktarmayalım. Programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmaya çalışacağız. Gün içerisinde gelişmeleri Artı TV'den almaya devam edin lütfen. Mutlu bir gün, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.